ilçe var, 4 ilçe var bence. Yani Karaköprü başlı başına. Eybiyen'in ilçe başkanı bir de, Eybiyen ilçe belediye başkanı bir de Karaköprü'de oturuyor. Bu da neyi gösteriyor? Karaköprü'de hizmet var demektir. Yani eğer başka bir ilçenin belediye başkanı gelip Karaköprü'de oturuyorsa, o ilçe kendini geliştirmiş demektir. Güzel projesi. Şimdi sen millet için yaptığın bütün projeler, milletin hizmetine sunduğun tesisler her zaman millete faydalıdır. Bu da ülkenin gelişiminde, memleketin gelişiminde, ilçenin gelişiminde, ilin gelişiminde bir fayda sağlar. Bu da bayanlar için bir dezavantaj oldu. Kursların açılması, bayanların evde takılı kalmaması, hep içeride oturmaktansa kurs merkezlerine gidip hem aileye destek sağlayıp gelir sağlamak, hem de çocuklarına daha güzel ihtiyaçlarını gidermek için aileye bir maddi destek sağlıyor. Yani güzel projelerdir bunlar. Ki biz de köylüyüz. Tarlalarda taşların içinde oynardık. Yere düşerdik. Her yerimiz kan bere olurdu. Şu an hangi köye gidersen git hep spor sahaları var. Bu da güzel bir şey. Gençler çobanlıktan geliyor. Akşam gidiyor. Spor salonunda, spor sahasında oynuyor. Yani kuru tarlada oynamaktansa çim alanda oynamayı daha güzel. Ya tabii bunlar hepsi dedim ya memleket için güzel projelerdir. Ama yine diyorum ben Eyüpiye'de oturuyorum. Karaköprü'de esnafım. Emin ol şunu demeyi çok seviyorum ve istiyorum. Gerçekten Karaköprü Belediyesi güzel çalışıyor. Bak şahsi demiyorum, belediye olarak söylüyorum. Çünkü o belediye başkanından tut, çalışan saha sorumlu, temizlik sorumlusuna kadar hepsi benim için aynıdır. Çünkü hepsi hizmet yapıyor. Ve bu konuda Karaköprü Belediyesi gerçekten de kendini ispatlamış bir belediyedir. Bakın ya diyorum, belediye diyeyim, başkanı demiyorum. Saha çalışanından tut, temizlikçisinden bütün görevlerine kadar hepsi işini dört dörtlük yapıyor. Biraz önce de söylediğim gibi eğer bir belediye başkanı, başka bir belediyenin başkanı gelip de Karaköprü'de oturuyorsa bu bir sıkıntı demektir. Ama Karaköprü Belediyesi için güzel bir şey ama onlar için bence farklı bir şey olması lazım. Yani bunun için bunu kırsal alana daha çok yaymak lazım. Bugün her bir köyde bir yüzme havuzu olsa çocuk kanala gitmektense o yüzme havuzuna gider. Yani bunun belediyeyle alakası yok. Yine Metin Vadeli bu konuda biraz kendini geliştirmiş. İşte, ama Karaköprü Belediyesi bu konuda kendini birazcık daha çok çabuk toparlayabildi. Özellikle drenaj konusunda Karaköprü Belediyesi yani makineleri iyi çalıştı. Tabii büyük şehre ait olduğu için çabuk toparlayabilir. Keşke 20 can kaybımız olmasaydı. Peki son olarak Bu genel yüzden uyarıyorum. Yani emin ol burada bir esnaf olmama rağmen her sabah makineler, saha çalışanları olsun. Yani gerçekten çok güzel görüyorum. Ellerine sağlık. İnşallah hizmetlerin devamını talep ederiz. Haklarında hayırlısı olsun. Gerçekten de çalışıyorlar. Tabii. Ama gerçekten de saha çalışmaları çok güzel. Yeşil alanda olsun, park ve bahçede olsun, sosyal tesislerde olsun, park alanlarında olsun. Gerçekten de yani tebrik ediyorum. Ondan önceki de aynı iyiydi. Ama Metin Baydel'e tabii dedim ya, bir tık öne götürüyor. Devretme gibi.